Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Vallahi bayağı bir uzun süreden beri video çekmiyorum. Ki siz de bana çok video çekmemi istiyorsunuz ama elemanım olmadığı için. İbrahim var yanımda, 28 yaşında. Ona meslek öğretmeye başladım. Bir 10 gün falan oldu daha. Daha yeni başlıyoruz. Bakalım bugün ilk defa balon tıraş ettireceğim ona. Usturaya nasıl bir hakimiyeti var, jileti nasıl kullanıyor. Bakalım balonu patlatacak mı, patlatmayacak mı? Sizce şöyle baktığınız zaman balonu patlatır mı? Bilemeyiz. İbocum. Buyur usta. Şimdi yavaş yavaş başlayalım mı? Başlayalım usta. Tamam. O zaman ilk önce usturaya jileti tak. Tabii. Gel bu tarafa, insanlar da görsün. Bu arada gençler nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Bakalım. Usturaya nasıl takıyor? İlk önce oradan bir başlayalım. Hadi bakalım. Bu şekilde parmayı açtı. Tamam. Daha İbrahim geleli 10 gün oldu. Hatta bu hafta, geçtiğimiz hafta hiç gelmedi. Bugün daha yeni geldi. 28 yaşında bu mesleği öğrenmek istiyormuş. Ben de öğreteceğim bakalım. Nasipse bütün hepsini A'dan Z'ye öğreteceğim. Ben ona bilek eğitimini verdim. Ama bu geçtiğimiz hafta kullanmamış, yapmamış bileklerini. Bakalım şimdi ne yapacak? Taktın mı? Hayır bak. Nasıl takacağım? Evet, hayır. Bak. Şuradan. Şimdi şu, bunun iki deliği var ya. Evet. Bu iki deliğe zaten bunu bıraktığın an bunu üstten böyle alıyorsun, oturuyor. Bitti. Bu kadar. Tamam. Şimdi peçeteyi de çıkart oradan. Ustura hiçbir zaman açık bırakılmaz, o usturayı kapat. Heh. Çok güzel. Tamam. O girer zaten onun içine. Peçeteyi de çıkardın. Çok güzel. Şimdi senin karşında müşteri var. Evet. Hadi bakalım. Şimdi müşteriye sakalları köpürt bakalım. Tamam. Aynen. Suyla güzelce onu bir yumuşat. Tabii şimdi sıcak suyla yapmıyoruz. Soğuk suyla yaptırtıyorum. Sıcak suyu buna vurursak patlar mı? Güzel. Bak ne çok sulu olacak. Ne de çok kuru. Kuru olacak. İkisinin ortasında. Bak, bunu böyle al. İçine biraz bas. Hı. Hayır bak, öyle değil. Bunu burada yaparken nasıl yapacaksın biliyor musun? Bunu böyle suya soktun ya. Şurada bir yapacaksın. Tamam. Buradan böyle atacaksın. Bak hop, bu kadar geldi. Bu şu an senin işini görür. Al bakalım şimdi. İstiyorsan hafif bir suya tut. Böyle ucunu böyle bir değdir. O sana yeter. Komple sokmana gerek yok. Komple sokarsan sıkıntı. Tamam. Çok sulu olur bu zaman. Hadi bakalım. Sıkıntı yok. Buralara dökülsene. Tamam. Dur. Havlu koyalım oraya. Koyalım. Birkaç tane havlu atalım buraya. Bir tane daha at. Tamam. Şimdi başla. Hadi bakalım. Tutayım ben onu. Tamam bırak. Bu bende. Altlara yapmana gerek yok. O üst tarafı yap bakalım. Güzel. Bu arada arkadaşlar neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Vallahi ben görüyorsunuz işte. Dükkanı hafif biraz ayarladım. Bir toparladık. Bir şeyler yaptık. Önceden biliyorsunuz dükkan böyle değildi. Evet, şimdi dükkanımız daha evet, güzel hale geldi. Daha güzel oldu. Bireyin çalışsın. Heh, kolun değil. Bırak sen bana, ben bunu tutuyorum zaten. Bu arada kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Like atmayı da unutmayın. Ayrıca bana sormak istedikleriniz varsa biraz suya sok artık onu. Artık tamam yeter yani. Adamı yaptım da yaptım. Biraz bir suya sok. Heh. Tamam. Sen... Tamam. Çok sulu. Biraz akıt. Vur vur vur. Heh. Aynen. Şimdi devam. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız, like atarsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Instagram. İki tane Instagram'ım var. Biri şahsi, biri iş hesabı. Şahsi olan halim.altankingav. İş hesabımda Salon Halim Kingav Official. Bu iki yerden de beni takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Gülüm artık bence evet, yeter. Evet. Güzelce ellerini bir... Ya, çok güzel. Hadi bakalım.
Patlatacağım mı, patlatmayacağım mı? Oradan beni takip ederseniz çok memnun olurum. Sormak istedikleriniz varsa da sorabilirsiniz. Bak, birincisi usturayı alırken çok yanlış yerden alıyorsun. Koy şimdi usturayı. Heh. Al şimdi. Heh, aynen. O pozisyonda. Çek bakalım, bismillahını başla. Tamam, sıyırdın. Güzel. Usturayı elinden geldiği kadar yatık tut. Dik tutma. Tamam usta. Aynen. Güzel. Heh, aynen. Tamam bak, oralar şimdi yanak bölgelerini alıyor. Öyle düşün orayı. Tamam, tamam, devam et. Aynen. Şimdi bu sakalın alt tarafları yukarı doğru çıkıyor. Aşağı doğru alınmıyor. Yukarıdan şimdi yukarı al. Doğru al bakalım. Tamam usta. Öyle yaparsan kesersin. Bak, alttan çekip yukarı doğru alacaksın. Anladım. O parmağın yukarıda olmayacak. Aşağıda olacak. Aşağıda olacak. Tamam, anladım usta. Heh. Aynen. Çok güzel. Usturanın ucunu çok fazla kullanıyorsun. O da keser. Aynen, yatık. Heh. Aynen. Çok güzel. Oradan açılabilir bazen. At bakalım, al o alt tarafları da. Tamam usta. Burayı böyle alıyorum alt. Evet evet, altı tamam. Komple yukarı doğru alacaksın. Tamam usta. Aferin. Şimdi şu gördüğün şu hiza. O hiza ya çene bölgesi. Tamam. Ne olarak düşün? Orayı yanlamasına girerek al. Anladım. Şu şekilde. Aynen öyle. Çok güzel. E tabii. Geldikçe yatır. Geldikçe usturayı yatır. Tamam. Yana doğru. Heh. Aynen. Çok güzel. Şimdi bu müşterinin hop tırıt tırıt tırıt. Nereye gidiyorum? Tamam. Bu müşterinin tamam. Diğer tarafı. Tamam. Şimdi usturayı diğer kelimi bu şekilde tutacağım. Heh. Burayı sıyırmış. Sıyır bakalım. Çok güzel. Aynen. Lan İbo, harbiden izlediğin belli oluyor ha. Aferin, aferin. Güzel. Devam şurayı, et. Şurayı da alacağım, öbürü alttan alacağız. Tamam, devam et. Tamam. Yok, şimdi aldın mı? Aynen. Şimdi senin işini biz biraz zorlaştıralım mı? Olur. Zorlaştıralım. Aynen. Güzel. Şimdi bu suratta adamın bu bölgesinde döner var. Bir kıl bu tarafa doğru geliyor, bir kıl bu tarafa doğru çıkıyor. O arayı nasıl alacağım bana? Yani şurada döner var. Tamam usta. Kıl
Bak buradaki kıl bir tanesi aşağı doğru böyle geliyor. Bir tanesi. Diğeri de böyle geliyor. Bunu nasıl alacaksın? Ve kanatmadan. Ve kanatmadan. İki elimizle şöyle açacağız. Tamam. Çıkış yönüne doğru. Diyelim bu taraf böyleyse. Tamam. Çıkış yönüne doğru hafif hafiften aldık. Sonra diğer yöne geliyor. Diğer yönde aynı şekilde bu tarafa çıkıyordu. Evet. O yönde bu şekil alarak. Aferin. Aferin. Helal verin bak. Vallahi iyi öğretiyorum sana. Devam. Güzel. Allah razı olsun. Güzel. Şimdi burası çeneye doğru geliyoruz. Tamam. Şimdi bu tarafı hallettin mi güzelce? Yok. Buralar kaldı. Alttan alacağımız zaman. Şuraya alt kısmı olduğu düşünüyoruz. Şu şekilde. Tamam. Böyle o tarafa değil. Böyle aldım. Tamam, şimdi geldim bu tarafı. Dur. Şimdi burada müşterinin kafasını çevireceksin artık. Aynen. Adamı düzelteceksin. Hadi bakalım buradan devam et şimdi. Tamam. Burası da ön yüzü zaten adamın artık. Tamam. Yani nerede kaldı? Bir şu alt karıldı. Bir de çenenin olduğu orta aynen tarafı. Şey. Bu. Şurası. Şurası ve bıyıklar. Hadi bakalım. Tamam. Olsun. Devam et. Şurayı bıyık olarak farz ediyoruz. Bıyığı nasıl alacaksın? Bıyığı usta. Yandan bu şekil. Tamam. İlerek şurada. Minik minik adımlarla. Evet. Sonra diğer iki tarafıyla da aynı bir şekil. Hayır öyle alamazsın. Heh. Aynen. Tutarak şu şekil. Çok güzel. Gelerek şu şekil aldıktan sonra. Tamam. Elimizi de şu şekil yaparak. Yani şurası burun hizası olarak düşündüğümüzde. Tamam. Şu şekil. Tamam. Güzel. Orası neresi? Şu an bu bıyığın bu tarafı. Bıyıktasın. Evet, tamam. Şurayı şöyle düzelttik. Tamamdır. Şimdi burası da çene kısmı olarak düşünüyoruz. O da iki elimizle şu şekil geliyoruz. Çeneyi öyle alırsan kesersin. Çeneye öyle girdiğin an götürdün o. Adamın dudağını aldın. Onun için bak. Şimdi tut bunu. Ben yapayım. Tamam usta. Artı bak. Usturayı tamam. Hep açık bırakıyorsun. O usta alırken de verirken de her zaman kapalı kalır. Tamam. Şimdi buraya kadar geldin ya. Evet usta. Burada şura şey olarak düşün. Dudağın alt kısmı olarak düşün. Dudağın olduğunu düşün. Burada alttan tutacağız. Alttan çekeceğim. Yukarı doğru kaldıracağız. Aynen. Yukarı doğru böyle. Eğer ki dudak açıldı diyelim. Hı-hı. Dudağı şu iki parmağınla şöyle çekerek. Hı-hı. Burayı da bak. Yani şu bölümünü komple almış oluyorum bak. Burası da böyle bitmiş oluyor. Evet usta. Şimdi diğer taraflarını şu yukarıları da al. Tamam. Güzel. Bak gene ama kolun oynuyor bak. Bileğini oynamıyor. Heh. Bileğini oynat. Tamam usta. Şu mantarı keşke çalışsaydım işte. Yapacak bir şey yok. Evet. Bundan sonra biraz da yükleneceksin. Tamam usta. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir daha bir köpükle bakalım. Tamam. Hatta dur şunu biz tekrar bir bağlayalım mı? Tamam. Tut sonra bakayım. Ortadan izah edeyim mi? Böyle şekilde tuttum buradan. Aynen. Aha dur bunu açacağız. Bir dakika. Gerçi oradan bağladık ya. Balonu kaydettik. Evet. Bağladık. Hadi oğlum. Açılacak mı sen?
Tamam. Açtım. Kaldır böyle yukarı kadar. Kaldırdım. Buradan da tuttum ben. Geldi mi oraya? Tut. Tuttum buradan ben. Dur, bir tane daha atalım mı? At usta, bu çünkü kayacak, kayacak benzer. Ben tuttum ama sıktıkça bu kayıyor çünkü. Sal bakayım. Tutmadı. Hem tutmadı hem de çok güzel bir iş yaptık. İki tane düğüm attık. Aferin abi. Vallahi süper iş yaptık. Sen onu güzelce tut. Tamam. Dur, ben bunu şuradan alayım. Tamam usta. Oldu mu? Bakalım. Kayacak. Tutsam ne koyayım? Gene mi koyayım? Aynen. Peki şu alta bağlasak? Alta bağlasak. Oradan hiç olmaz. Oradan hiç olmaz. Oradan hiç olmuyor. Çünkü balonda şu oluyor ya. Köpekledi ki belki ondan da etkisi olabilir. Saldın mı? Saldın mı ki? Bırak bakayım. Kayıyor mu? Kayıyor. Yapacak bir şey yok, onu tutacağız o zaman. Kayıyor. Tamam. Elden bir şey gelmedi. Tamam. Bu kadar. Güzel. Tamam, sen şimdi devam et. Tamam. Ben tutacağım artık bunu. Güzel, patlatmadın. Ama evet. İkincisi var bakalım. Şimdi ikinciden olacak. Evet. Çok aşağılara kadar gelmene gerek yok. Tamam usta. Sadece o zaman bu böyle. He, aynen öyle. Tamam. Ha, bilek oynayacak dediğin kısım ise şu değil mi? Aynen öyle. Evet, aynen öyle. O oynayacak zaten. Tamam. Anladım. Kolun oynamayacak ha? Sistem o. Anladım. Çok güzel. Tamam, yeter. Hadi bakalım. İlkinde patlatmadık, ikincisinde de inşallah patlatmayacağız. İnşallah. Bakalım. Yine alt olduğunu düşünüyoruz değil mi? Yine alttan alacağız. Tabii. Tamam. Güzel. Usturaya böyle çok fazla baskı uygulamana gerek yok. Onu böyle serbest saldığın zaman o kayar gider zaten. Tamam usta. Yani ustura sana hükmetmeyecek. Sen onu hükmeteceksin. Dikkat et, onu yapayım derken usturayı oturtuverirsin eline. Güzel. Ve bunu bu işin canlıyı. Bunu da bilerek yaptım. Patlatmadıysam bu bir şekilde patlayacaktı oğlum.
Al bakalım. Bir biz de patladık ya. Evet. Her tarafımız oldu ama bir şey olmaz. Köpükten bir sıkıntı olmaz. Evet. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 günlük daha eğitimle İbo balonu patlatmamayı başardı. Tebrik ederim abi. Sağ ol usta, teşekkür ederim. Ne demek? Yavaş yavaş öğreteceğiz artık İbo'ya. Bugünlük bu videonun sonuna geldik. Artık diğer videolarda belki saç kesimi falan bu sefer ben paylaşırım size. Ben çekerim. Onları öğreteceğim. Zaten İbo'ya da zaten gösteriyorum hepsini yavaş yavaş. Şimdilik kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet.